başkan daha önceden sorun yapmıştı. Belli değil işte abi, o yaptı. Aynı ustanda bu. Beraber ki bu şekilde. Tamam, bu ayet zaten şimdi güzel. Bütün yerlerin taşaklarıyla tabeli sunuyor. Evet, yağmurlu. Çift tarafta da mı var? Evet. İki tarafta, iki tarafta yağmur suyu yaptı. Evet. Bana göre şeyimiz var. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağolun. Nasılsınız? İyiyiz, biz de geldik ve projemizi başlattık. Gerçekten çok güzel bir kuleye, özgü, tarihini, doku, özelliklerini koruyacak şekilde bir güzel proje. İnşallah esnafımız, halkımız gerçekten bunu özgüyle bekliyordu. İnşallah yıl sonuna da biterse, yani verilen süre içinde de biterse, inşallah bura bir turizm şehri, turizm kenti olmaya aday bir şehir. İnşallah biz bu konuda esnaflar olarak, halk olarak, kul olarak elimizden ne geliyorsa her türlü desteği vermeye hazırız. Bu konuda emeği geçen başta Büyükşehir Valiliğimiz, tüm Kula Belediyesi'ne, tüm ekip arkadaşlarına, daire başkanlarına, herkese teşekkür ediyoruz. Bu bizim yıllardır hasretle, özlemle beklediğimiz bir projeydi. Tabii tarihsel inşaatlar biraz kolay olmuyor. Anıtlar kurulu dolayısıyla birkaç yıldır ertelenmişti. Gerçekten gelen misafirlerimize, turistlere şehrimizin güzelliklerini tam yansıtamıyoruz. Niye? Vitrin önemli. Bu cadde bizim vitrinimiz. İlk gelen insanların, yani ilk intiba edindikleri alan. Bu noktada böyle bir çalışmanın başlamış olması bizleri çok sevindirdi. Bu noktada gerçekten başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere tüm yetkililere sonsuz, kula esnaf adına sonsuz teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye'miz geçmiş 5 yılla birlikte 7 yıldır kulada çok güzel yatırımlar yaptı. Köylerin altyapısını, üst yapısını tamamladı. Yunus Emre Türbesi'nde meydan düzenlemesi bitti hemen hemen. Prestij caddelerimiz yapıldı. Tabii ki bu ana caddenin, biz ana cadde deriz burayı. Gerçekten bu şekilde düzenlenmesi hem kula esnafı için, hem kula turizmi için, hem vatandaşlarımız için çok büyük bir yenilik. En azından buralar bittiğinde kulanın turizm potansiyelinin artacağını ben düşünüyorum. Her zaman söylediğim gibi bu desteklerinden dolayı Sayın Cengiz Ergün Başkanımı, Sayın Valimize ben teşekkür ediyorum. Kula ilçemizin çarşısındayız. Şu anda Yunus Emre Caddesi'ndeyiz. Burada bulunan 96 adet dükkanda cephe ve sokak sağlıklaştırması işinin ihalesini gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatlarıyla buranın önce projesi hazırlandı. Biliyorsunuz burası tescilli olduğu için Anıtlar Kurulu tarafından proje onaylandı. Sonrasında ihale çalışmalarını yaptık. Bugün itibariyle de artık sözleşmemizi imzalayarak yer teslimini yaptık. Çalışmalarımıza başlayacağız. Öncelikle burada çatılarda onarımlar yapılacak. Sonra dükkan cephelerinde doğramalarımızın değişmesiyle birlikte cephelerde sıva ve boya imalatları, tabii aslında uygun şekilde restorasyon çalışmalarımız yapılacak. En sonunda da caddede içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmaları MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılarak doğal taş kaplamasıyla caddemizin kaplaması da yapılacak. Güzel bir çarşıya Kula ilçemizi kavuşturmuş olacağız. Projemizin ihale bedeli 7 milyon 8 bin lira. Bunu tabii KDV'ye falan eklediğimizde 8 milyonları bulacak. Bu güzel proje için belediyemize ve Büyükşehir'e teşekkür ederiz. İnanıyorum ki çok güzel bir şey olacak. Çünkü defalarca bunun projelerini çizdiler, şey ettiler. İnşallah güzel bir şey olur kulamız için. Teşekkür ederiz Büyükşehir'e ve Kula Belediye Başkanımıza. Burada emeği geçen kula olsun, manisa olsun, kimler varsa hepsinden Allah bin kere razı olsun. Bu kulamız için çok güzel bir şey. İlerisi için olsun. Burası zaten tarihinden meşhur. Yani hepsinin bir tek çatı altını toplamak gayet çok güzel. Yani Allah bin kere razı olsun emeği geçenlerden. Kulanın tarihi caddesinde yapılacak olan Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyon ve yenileme çalışmalarında kültürel mirasları öne çıkaracağını ve turistler açısından da daha katkılı bir şekilde olacağını inanıyorum. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. Girişler de tek tip mi olacak? Burası nasip olur birinci etap olur, daha sonra ikinci etap diye diğer o yanlara girilmedik taraflarda olur.